Arkadaşlar hemen ikinci konumuzla devam ediyoruz. Haçlı Seferleri, ki ondan sonraki konumuzda Moğol istilası olacak. Tek partla bunu bitireceğiz. Şimdi Türklerin Anadolu'ya egemen olduğu dönemlerde en çok baş belamız iki tane. Haçlı Seferleri ve Moğol istilası. Haçlı Seferleri, Haçlı dünyasının Papa II. Urban etrafında birikip İslam dünyasına saldırması. Haçlı Birliği Hristiyan birliğidir, Ortodoks Katolik birliği. Katolik Batı Hristiyan, Ortodoks Doğu Hristiyan. Tamam mı? Şimdi bunlar, yani Katoliklerle Ortodokslar bir araya geldi ve Haçlı Birliği'ni oluşturdular. Peki bu birliğin sebepleri ne? Yani neden Haçlı Birliği ortaya çıktı? Neden bize karşı Haçlı Seferlerini oluşturdular? Onlara bakalım sizinle. Nelermiş? Teker teker yazıyorum şuraya. Arkadaşlar, birincisi Kudüs'ü geri almak. Hristiyanlar Kudüs'ü bizden geri almak istiyorlar. Hatırlarsanız Kudüs Hazreti Ömer döneminde fethedilmişti. Kaçıncı yüzyıla kadar? Yani 1096, 11. yüzyıla kadar, 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar bizim elimizde kalmıştı. Burayı geri almak istiyor. Neden? Çünkü Kudüs Hristiyanlar için çok kutsal bir mekan. Sadece Hristiyanlar için değil, 3 din adına, Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik adına, Musevilik adına tek kutsal mekan burası. Burayı geri almak istiyorlar. Bununla ilgili Katolik Kilisesi'nin ciddi anlamda bir propagandası var. Kuluni tarikatının ciddi anlamda bir propagandası var. Seferlere katılanlara endülüjans dağıtıyor, cennetten arsa veriyor, onları affediyor. Cennet garantidir, Tanrı bizimle birliktedir diyor. Gaza getiriyorlar yani halkı. O zaman bir, Kudüs'ü geri almak istiyorlar. Arkadaşlar, ikincisi Bizans. Şeyi hatırlayın, biz Malazgirt Savaşı'yla Bizans'ı ezdik, perişan ettik. Anadolu'ya girmeye başladık. Bizans bunun karşısında tedirgin oldu ve Papa'dan yardım istedi. Zaten Haçlı Birliği'ni oluşturan ikinci faktör de bu. Türkleri Anadolu'dan atmak. Siyasi sebep. Türkleri Anadolu'dan atmak istiyorlar. Burayı da anladık. Arkadaşlar, Bizans'ın Haçlılardan yardım istemesi. Yani Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleri. Üçüncü sebep de şu. Binbir Gece Masalları üçüncü sebep. Avrupa öyle bir tanımış ki bizi, acayip zenginiz biz, tuvaletlerimizdeki maşrapalar bile altından filan, böyle görüyorlar. Gidip iki tuvalet yağmalarsak zengin oluruz diyorlar. O zaman üçüncü sebep, Haçlıların Anadolu'nun, Doğu'nun zenginliğini sömürme düşüncesi. Doğu'nun zenginliğini ele geçirme düşüncesi. Arkadaşlar, o zaman diğer bir amaçları Doğu'yu istila, Doğu'nun zenginliğini ele geçirme düşüncesi. Zaten Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleriyle, Doğu'nun zenginliğini istila anlayışlarıyla coğrafi keşiflerin temel sebepleri birbirinin aynısıdır. Coğrafi keşifleri yapmak isteyenlerin amacı Doğu'nun zenginliğine doğrudan ulaşmak, Haçlı Seferlerinin ekonomik sebebi de Doğu'nun zenginliğine doğrudan ulaşma düşüncesi. Tabii bir de burada feodal beyler var. Acayip bilmem ne havalılar filan, böyle senyor kont, dük, martis filan geziyorlar sokaklarda. Onların derdi de diyorlar ki gidelim Müslümanların topraklarını alalım, orada da feodaliteyi yayalım. Macera arıyorlar yani. Bulacaklar maceralarını. Hepsi görecek bilmem neyini, tamam mı? Ondan sonra seferler başlıyor. Bu sebeplerle seferler başlıyor. Birinci Haçlı Seferi oluyor. Gençler bakın. Birinci Haçlı Seferi oluyor. Bu seferi Müslümanlar kaybediyor. Müslümanlar bu seferde yeniliyor. Zaten Müslümanların kaybettiği tek Haçlı Seferi vardır. O da birinci Haçlı Seferidir. Hemen şuraya, etrafa, buraya bir Türkiye haritasını belli eden bir dünya haritası çizelim. 36, 42, 26, 45'e göre şöyle. Bakın şimdi. Burası Katolik dünyası. Katolik burası. Burası Bizans Ortodoks dünyası. Tamam mı? Böyle görün burayı. Ortodokslar. Bunlar birleştirir. Haçlı Birliği oluştu. Kudüs de burası. Burayı almak istiyorlar. Birinci Haçlı Seferiyle bize saldırıyorlar. Şurası da şu hattın, doğusu da bizim. Saldırıyorlar. Burada yeniliyoruz. Hatırlayın, Anadolu Selçuk Devleti 1. Kılıç Arslan'dan bahsetmiştim size. Yeniliyoruz. İznik. Kırmızı kalemi değiştiriyorum hemen. Mavi kalemle göstereyim. Arkadaşlar, İznik elden çıkıyor. Hatta bunun sonucunda başkent Konya'ya taşınacak Anadolu Selçuk döneminde. Antakya elden çıkıyor. Urfa elden çıkıyor.
Kudüs elden çıkıyor. Yani Haçlılar amacına ulaşıyor. İznik, Antakya, Urfa, Kudüs Haçlıların eline geçiyor. Ve buralarda bunlar birer Latin krallıklarını kuruyorlar ki ilk Latin krallıklarını da Urfa'da kuruyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Urfa Latin krallığını kuruyorlar. O zaman birinci Haç seferleriyle Haçlılar amacına ulaştı. Şimdi Etrebe buradan çekmeye devam et. Gençler buradan anlatayım size. Şurada Musul Atabeyi var. Büyük Selçuk'tan hatırlayın. Musul Atabeyi İmadüddin Zengi Atabeyli yani geliyor Urfa'yı Haçlılardan geri alıyor. Şurayı geri alıyor. Bu ikinci Haçlı seferine sebep oluyor. Haçlılar yeniliyor. Urfa bizde kalıyor. Haçlılar yenildi. Şurada hatırlayın Selahaddin Eyyubi'nin kurmuş olduğu Eyyubi devleti var. Selahaddin Eyyubi gidiyor Kudüs Haçlılardan geri alıyor. 1187 Hıttin Savaşı'yla, haritaya dikkat edin, Hıttin Savaşı'yla Kudüs Fatihidir Selahaddin Eyyubi. Şark'ın en sevgili hükümdarıdır. Haçlılardan Kudüs'ü geri alıyor. Bu üçüncü Haçlı seferine sebep oluyor. Haçlı seferine sebep oluyor. Üçüncü Haçlı seferinde de Haçlılar yeniliyor. Kudüs bizde kalıyor. Kudüs'ü geri alıyoruz. Bu sefer ki zaten ikinciye de üçüncüye de imparatorlar katılmış Avrupa imparatorları. Hatta şurada Arslan Yürekli Richard İngiliz imparator Selahaddin Eyyubi ile savaşlar veriyor. Arkadaşlar 4. Haç seferine gelince onu şuraya yazayım. Bakın şimdi 4. Haçlı seferi diyorlar ki daha büyük bir orduyla gidelim. Bizans da diyor ki ben sizin masraflarınızı karşılarım. Gelin diyorlar. Çok güçlü bir ordu hazırlıyorlar. Balkanları aşıyorlar, İstanbul'a geliyorlar. Ama bakıyorlar ki Bizans'ta bir iç karışıklık var. Bizans'ta hanedanlar arası bir kavga var. Diyorlar ki ya ne Kudüs alacağız, İstanbul'u alalım diyorlar. Ve bu savaş Hristiyanlar arasında oluyor. Yani Katoliklerle Ortodokslar arasında oluyor. O zaman 4. Haç Seferi amacından sapmış sefer olur. Hristiyanların kendi aralarındaki savaştır. Bu sefer sonucunda arkadaşlar Bizans yıkılır. Bizans İstanbul Haçlıların eline geçer. İstanbul'a Latin Krallığı kurarlar. Bizans'ın siyasal tarihi 1204'te kesintiye uğrar. O zaman 4. Haç Seferi Haçlıların kendi aralarındaki savaştır. Ve şuradaki Bizans sülalesi, bakın İstanbul'daki Bizans sülalesinin bir kısmı İznik'e gider, bir kısmı Trabzon'a gider. İznik Rum İmparatorluğu ile Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurarlar. İşte Trabzon Rum Pontus İmparatorluğu böyle kuruldu 1204 yılında. Bakın arkadaşlar Haçlılar aradan 50-60 yıl geçer amaçlarına ulaşamazlar. Geri dönerler memleketlerine. Şu İznik'teki Rum sülalesi gelip Bizans'ı yeniden kurar. Bizans'ın bir 50-60 yıllık bir siyasal kesintisi var. Neyi unutmayacaksınız? 4. Haç Seferi amacından sapmış seferdir. Ondan sonra 4 sefer daha var. 5. 6. 7. 8. Hepsi deniz yoluyla işte 5. sefer, 6. sefer, 7. sefer, 8. sefer ki Kuzey Afrika'ya yapılıyor. Hepsinde de avucunu yalıyorlar bunlar. Yani birinde galip geldiler, diğerlerinde yenildiler. 4. seferde amacından sapmış seferdi. Peki bu tarihlerde buralarda hangi Türk devletleri var? Ben şuraya hemen yazıyorum. Bakın Büyük Selçuklu Devleti var. Anadolu Selçuklu Devleti var. Artuk, Saltuk, Mengücek, Danışmen Beylikleri var. Eyyubiler var. Eyyubi ve Memluklar var. Bunlar Haçlılarla savaşan Türk devletleridir. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Artuk, Saltuk, Mengücek, Danışmen, Eyyubi ve Memluklar. Peki bu seferler sonucunda ne oluyor? Bakın arkadaşlar. Yine haritadan anlatacağım. Yorumu böyle yapın. Bakın. Kudüs alamadılar. Avuçlarını yaladılar. Ne demişti Papa? Tanrı bizimle birliktedir. Alın size endülüjans Tanrı zafer vaadi diyor. Olmadı. Yani Tanrıları kandırdı bunları. O yüzden de kiliseye olan güven sarsıldı ve skolastik düşünce eleştirilmeye başlandı. Kilise otoriteyi kaybetti. Bir. İki. Feodal beyler macera aramaya gelmişlerdi. Buldular maceralarını. Çoğu öldü burada geri dönemedi.
Bu Avrupa'da feodal beylerin topraklarının halk tarafından yağmalanmasına sebep oldu. Ve arkadaşlar feodalite yani derebeylik zarar gördü. O zaman skolastik felsefe zarar gördü. Derebeylik zarar gördü. Skolastik felsefe, derebeylik yavaş yavaş yıkılmaya başladı. İki, arkadaşlar üç, Bizans tamam bu kesinti uğramasına bakmayın. Anadolu yağmalandı. Ciddi anlamda yağmaladı Haçlıları Anadolu'yu. O yüzden 11 ila 13. yüzyıllar arasında Anadolu'da bir ekonomik durgunluk yaşandı. 1270'e kadar sürdü bu seferler. 1096'dan. O yüzden Anadolu'da ekonomik bir durgunluğun yaşanmasına sebep oldu. Arkadaşlar en önemlisini görün şimdi. En önemlisi şudur. Batı ile Doğu arasında bir alışveriş başladı. Yani adam Kayseri'ye geldi, pastırmayı öğrendi. Ondan sonra Hatay'a geldi, ev yemeklerini öğrendi. Amasya'ya geldi, elmayı öğrendi. Doğu'dan aldıklarını Batı'ya satmaya başladılar. Bu da şuraya bakın, Akdeniz ticaretini canlandırdı. O zaman Haçlı seferleriyle Akdeniz limanları önem kazandı. Doğu-Batı ticareti canlandı ki göç, savaş ve ticaretler etkileşimi de beraberinde getirir. Unutmayın. O zaman Akdeniz ticaretini canlandıran şey Haçlı seferleri, Akdeniz ticaretini zayıflatan şey coğrafi keşifler olacak. İleride anlatırım size. Akdeniz ticareti önem kazandı. Doğu-Batı kültürü birbirini tanıdı. Arkadaşlar buna dikkat edin, bunu da söylemiştim size. Barut, pusula, matbaa ve kağıt İslam dünyasındaydı. Talas Savaşı İslam dünyasına geçmişti. Barut, pusula, matbaa ve kağıt İslam dünyasından Avrupa'ya geçti. Gördünüz mü etkilenmeyi? Barut ileride feodaliteyi yıkacak. Pusula coğrafi keşifleri başlatacak. Matbaa ve kağıt ise Rönesans ve Reform'a sebep olacak. Skolastik düşünce tamamen ortadan kalkacak Avrupa'da. O zaman Haçlı seferlerinin sonuçları Yeni Çağ Avrupa'sının temellerinin atılmasını sağladı. Bir şey daha, Türkler arasında bankacılık, çek, senet, krediyle para verme gibi argümanlar gelişmeye başladı. Biz bankacılığı, arkadaşlar modern anlamda bankacılığı, bizde ilk bankacılık Uygurlarda da modern anlamda çek, senet, banka, kredi. Biz bunları Venediklilerden öğrendik, Haçlılardan öğrendik yani. İslam dünyasına bunlar öğrenilmeye başlandı. O zaman Haçlı seferlerinin bu sonuçlarını unutmuyorsunuz. Anadolu'nun yağmalanmasını ve belli bir sıra Anadolu'da ekonomik durumda zorluğun ortaya çıkmasını unutmuyorsunuz. Bizans'ın ömrünü uzattı bu. Kesinti uğramasını silin kafanızdan bu cümleme itibariyle. Yani Türklerin Anadolu'daki fetihleri kısa bir süre kesintiye uğradı. Biz Anadolu'da kimin topraklarını alıyorduk? Bizans'ın. O da tabii ki Bizans'ın ömrünün uzamasına sebep oldu. Anlaştık mı? Haçlı seferleri deyince aklımıza bu gelecek, unutmuyoruz. Şimdi ikinci başlığımız, yani birinci başlığımız Haçlı seferleri de. İkinci başlığımız ise arkadaşlar şuraya atıyorum. Moğol istilası. Moğol istilası. Onu da buradan nasıl anlatırım bilmiyorum ki, sileyim bunu. Burayı sileyim, yine bir harita çizeyim, onun üstünden anlatayım size. Heh. Kırmızının biraz böyle içi boşalmış gibi. Şunun tamam. Heh, tamam. Arkadaşlar bakın şimdi, hemen yine burayı siliyorum. Yine bir harita çizeceğim. Dikkat ediyorsunuz buna ama. Harita üzerinden anlamak en güzelidir. Bunu da yeşille çizeyim. Arkadaşlar, bura bize lazım değil Afrika. Şöyle gelsin burası. Burası arkadaşlar Moğol Cengiz İmparatorluğu olsun. Ben size bunu Orta Çağ'da dünyada anlatmıştım. Cengiz Han devletini kurdu. 1187 yılında kurdu devletini. Ve batıya doğru ilerlemeye başladı. Birçok yeri aldı Cengiz Han. Birçok yeri aldı. Şöyle gitti, buraları aldı. Geliyor batıya doğru. Geliyor. Şurada karşısına bir Herzemşah devleti çıkıyor. Şurada karşısına bir Horasan çıkıyor. Tamam mı? Horasan, Oğuzların yaşadığı yer. Bu Oğuzlar Moğol baskısından dolayı Anadolu'ya göç ediyor. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırdı o zaman Moğol istilası. Ve bu dönemde de burada Anadolu Selçuklu Devleti var. Alaaddin Keykubat var başta. Alaaddin Keykubat bu Horasan'daki Oğuzları, Moğol baskısından kaçan Oğuzları Bizans sınırına yerleştiriyor. Ve uç beyleri ortaya çıkıyor. Uç boyları, uç. Uçlarda hayat. Tamam, o zaman Anadolu'yu, Moğolların batıya doğru gelmesi Orta Asya'yı istilası açısından olumsuzdur ama buradaki Türklerin Anadolu'ya göçüp Anadolu'yu Türkleştirmesi açısından
olumludur. Moğollar biraz daha geliyor. Tamam mı? Harzemşah Devleti var burada. Otrar faciası yaşanıyor. Çok bilmenize gerek yok sizin. Yani bilgi olarak değil de yorum olarak bakın. Bu Harzemşah ülkesi Moğollar tarafından yağmalanıyor ve Harzemşahlar batıya doğru geliyorlar. Anadolu Selçuklu'nun topraklarına giriyorlar ve burada 1230 yılında hatırlayın bunu, Yassı-Çimen Savaşı yapılıyor. Alaaddin Keykubat'la Harzemşahlar arasında. Alaaddin Keykubat Harzemşah'ı yıkıyor. Güzel. Moğollar geliyorlar. Geliyorlar. Bu arada şöyle bir olay oluyor. Arkadaşlar, bu Oğuzların Anadolu'ya gelmeleri Anadolu'da düzeni bozuyor. İstikrarı bozuyor. Başıboş Oğuzlar ortaya çıkıyor. Ki bunlar arkadaşlar Yesevilik tarikatına mensup babayı, Baba İshak bunların lideri. Ve burada 1240 ve 1241 yıllarında bir Baba İshak isyanı çıkıyor. Anadolu tarihinin en büyük dinsel isyanıdır bu. Baba İshak isyanı çıkıyor. Oğuzların çıkardığı bir isyandır. Bu başıboş Oğuzların çıkardığı bir isyandır. Babayı, babayıdır bunlar. Bu isyan Anadolu Selçuklu'yu perişan ediyor. Mahvediyor Anadolu Selçuklu'yu. Dirlik düzen kalmıyor. Devlet bastıramıyor. Devlet zayıflıyor. Bu isyanı fırsat bilen Moğollar geliyor. Sivas'ı yağmalıyorlar. Arkadaşlar, Sivas'ta binlerce insan öldürüyorlar. Müslüman Türk öldürüyorlar. Ve 1243 yılında Köse Dağ Savaşı yaşanıyor. Köse Dağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında oluyor. Anadolu Selçuklu yeniliyor ve yıkılma sürecine giriyor. Ve artık Anadolu Moğollar tarafından yağmalanıyor ve idare ediliyor. Baycu yılı derler 1243'e. Moğol valisi yönetiyor artık Anadolu'yu. Tablo böyle. İşte böyle bir tabloda, böyle bir durumda bu otorite boşluğunu fırsat bilen şuradaki beylikler bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Birazdan isimlerini yazacağım. Böylelikle ikinci Türk beylikleri ortaya çıkıyor. Ben şuraya o beyliklerin başlığını atayım. İkinci Türk beylikleri. Türk beylikleri. Bunlar da Oğuzlar tarafından kuruldu arkadaşlar. Beylikleri. Ne zaman, ne olay ne? 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kuruldu. Birazdan isimlerini yazacağım. Bakın şimdi buraya tekrar dönüyorum. Ne oldu? Anadolu'da siyasi otorite bitti. Anadolu yıkılma sürecine girdi Selçuklu Devleti. Bağımsız Türkmen beylikleri kuruldu ikinci kere. Birincisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra, ikincisi Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştu gençler. Şimdi burada işte o Yunus Emre, bakın Yunus Emre, Mevlana, Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi, Veli gibi insanlar değer kazandı. Neden? Çünkü Moğol istilasından dolayı yeise ümitsizliğe düşmüş olan Anadolu Türkü, Müslüman Türkü tasavvufa sarıldı. Tasavvufla kendilerini buldular. O yüzden moral motivasyon adına Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre değer kazandı. Anlaştık mı arkadaşlar? İşte tasavvufun ikinci bağlantısını burada unutmuyorsunuz. Önemli bir bağlantı kurdum size. Şimdi bu köy, bu beylikler kimler? İsim olarak yazıyorum, tamam mı? Karşısına da çok kısa açıklamalarını yapıyorum. Arkadaşlar, Osmanoğulları. Osmanoğulları. Osmanoğulları beyliği arkadaşlar Karadağ bölgesinde Söğüt Domaniç bölgesinde ortaya çıktı. Bunu zaten konu olarak göreceğiz. Karasi. Karasi beyliği. Karasioğulları. Arkadaşlar bu Osmanlı'ya, hep Osmanlı'ya göre göreceğiz zaten. Osmanlı'ya ilk katılan beylik oldu. Nerede? Ha, yerini yazayım. Yerini yazmadınız hocam dediğinizi duydum sanki. Balıkesir. Balıkesir dolaylarında şurada yani. Karamanoğulları, Konya, Karaman. Hatırlayın, Anadolu Selçuklu'nun başkenti neresi olmuştu? Konya. Onun yerine Karamanoğlu Beyliği kurulunca Karamanoğulları kendisini Anadolu Selçuklu'nun mirasçısı, varisi gibi gördü. En çok uğraştıran beylik oldu. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları Beyliği oldu. Çünkü kendisini Anadolu Selçuklu'nun mirasçısı gibi gördü. Osmanlı ne zaman Haçlarla savaşırsa, Batı'yla savaşırsa, yani Balkanlı Haçlarla savaşırsa, Haçları destekledi, Osmanlı şehzade kavgalarına karıştı, diğer beylikleri bize karşı kışkırttı. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik oldu ki bu beyliğin en olumlu özelliği 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil ilan etmesidir. Arkadaşlar devam ediyorum. Menteşoğulları, Menteşe
oğulları. Menteş oğulları arkadaşlar Muğla'da kuruldu. Aydın oğulları Aydın'da kuruldu. Saruhan oğulları arkadaşlar Manisa'da kuruldu. Germiyan oğulları arkadaşlar Kütahya'da kuruldu. Bunun bir özelliği var. Bu beylik bize çeyiz ve miras yoluyla katılan beyliktir. Toprakların bir kısmı Osmanlı'ya miras yoluyla katıldı. Çeyiz karşılığı katıldı. Sonra Germiyanoğlu 2. Yakup ölünce yerini geçecek oğlu olmayınca toprakları miras yoluyla Osmanlı'ya katılacak 2. Murat döneminde. Arkadaşlar Hamitoğulları beyliği Isparta'da kuruldu. Bu beylik de toprakların bir kısmını Osmanlı'ya para karşılığı verdi. Isparta bölgesine. Arkadaşlar başka Teke oğulları Antalya bölgesinde kuruldu. Antalya. Sahip Ataoğulları Afyon bölgesinde kuruldu. Arkadaşlar Eşref oğulları Beyşehir bölgesinde kuruldu. Şuradan devam edeyim arkadaşlar rahat görün diye. Ondan sonra Eretna daha sonra Kadı Burhanettin devleti hemen kırmızı kalemle yazıyorum. Sivas, Ankara, Kayseri dolaylarında kuruldu. Arkadaşlar Candaroğulları diğer bir adı İsfendiyaroğulları, Kastamonu, Sinop dolaylarında kuruldu. Ondan sonra Canikoğulları bu Samsun yöresinde kuruldu. Ondan sonra Dulkadiroğulları Maraş, Elbistan dolaylarında kuruldu. Arkadaşlar Ramazanoğulları Adana bölgesinde kuruldu ki arkadaşlar Osmanlı egemenliğine giren son beylikte Ramazanoğulları oldu. En son onu yazdım zaten. İlk boyu son bu. Şimdi bunu bir harita üzerinde göstermek istiyorum size. Şöyle bakın hemen. Şöyle gelsin, tamam mı? Kimden başlayalım? Osmanoğulları. Osmanoğulları burada olsun arkadaşlar. Tamam, burada. O yazdım. Karasoğulları. Karası burada. Osmanlı'ya ilk katılan beylik. O yüzden Osmanlı Denizcilik bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla başlayacak. Karamanoğulları. Burada Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olacak. Menteşoğulları. Muğla. Arkadaşlar şurası. Muğla. Menteşoğulları. Aydınoğulları. Burada. Aydın. Ondan sonra Saruhanoğulları. Manisa. Arkadaşlar şurası. Manisa. Saruhanoğulları. İzmir'e kadar geldi. Ondan sonra Germiyanoğulları. Kütahya. Germiyan. Burası. Hamitoğulları. Isparta. Burası. Ondan sonra Tekeoğulları. Antalya. Tekeoğulları Antalya, Saypatoğulları Beyşehir, Sahip Atoğulları burası. Ondan sonra Afyon şuraya yazıyorum. Afyon Saypatoğulları, Eşrefoğulları Beyşehir burası. Arkadaşlar Kadı Burhanettin ve Eretna burası. Ondan sonra Candar burası. Şurası da Canikoğulları. Arkadaşlar şurası Adana Ramazanoğulları. Şurası da Dulkadir yani Elbistan Dulkadiroğulları. Dulkadiroğulları. Şimdi buradan şuna bakacaksınız.
Karasoğulları denizci. Germiyanoğulları özür. Saruhanoğulları denizci. Aydınoğulları denizci, donanmacı. Menteşoğulları donanmacı. Tekebeyliği donanmacı. Arkadaşlar Candaroğulları donanmacı. Canik Beyliği donanmacı. Ramazanoğulları donanmacı. Deniz kenarında olan beyliklerin donanmacılıkla ilgilendiğini de unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman şöyle, 1. Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra, 2. Türk Beylikleri Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulacak. Bakın hemen şuraya, hemen şuraya bir şey yazacağım. Dikkat edin şimdi. 1. Murat, Orhan Gazi Karasoğulları'nı alacak. 1. Murat, Germiyanoğulları'nı, Hamitoğulları topraklarını alacak. Arkadaşlar 1. Bayezid ise şunların hepsini alacak. Yani Dulkadir, Ramazan hariç hepsini alacak. Şu toprakları alacak. O yüzden Osmanlı Devleti içerisinde Anadolu Türk siyasal birliğini sağlayan ilk hükümdar 1. Bayezid olacak. Yıldırım Bayezid olacak. Yıldırım Bayezid bu beyliklerin hemen hemen tamamını egemenlik altına alacak. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlayacak. Fakat Ankara Savaşı olacak Timur'la Yıldırım Bayezid arasında. Yıldırım yenilecek. Bu beylikler yeniden kurulacak. O zaman bu beylikler 3 kere kuruldu. İlki Malazgirt'ten sonra, ikincisi Kösedağ Savaşı'ndan sonra, ikinci kurulanların yeniden kurulması Ankara Savaşı'ndan sonra olacaktır ki Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadiroğulları Beyliği'nin, Ramazanoğulları Beyliği'nin egemenlik altına alınmasıyla Anadolu Türk Siyasal Birliği sağlanacak. Ama Ramazanoğulları Beyliği'nin özelliği biraz daha tekniktir. Teyit için çok lazım değil. Sadece söylediğim bilgiyi bilin. Tamam mıdır arkadaşlar? O zaman Haçlı Seferleri, Moğol İstilası deyince de aklımıza bunlar gelecek. Önemli olan yorum yapmanız, mantığını kavramanızdır. Hadi bakalım biraz dinlenelim, bir çay içelim, kaldığımız yerden devam edelim.